kovalar. Mesela kovalar için de çok önemli. Neden? Güneş hem Aslan Burcu'nda tutuldu hem de ay tutulmaları Kova Burcu'nda oldu. Bunlar Aslan Kova'da karşıttır. Aynı zamanda kovaların hayatlarıyla ilgili demek oluyor ki ya çok önemli bir yatırım yapacaklar. Ya da yaşantılarında çok radikal kararlar verme yönüne gidecekler. Belki şehir değiştirecekler, belki ülke değiştirecekler. Belki iş yerlerini yeni iş yeri açacaklar, belki iş yeri kapatacaklar gibi düşünün. Yeni oluşumlar içerisine girecekleri bir döneme doğru gidiyorlar. Çok doğru, çok stratejik ve akıllı karar vermeleri gerekiyor. Özgür, o bağımsız ruhları tetiklenecek. Ona biraz, Eşim kova da. Duyuyor musun İbrahim? Duyuyor musun? İbrahim başka şehre mi gidiyoruz? Ne oluyor? Evet. Yani bu konuyla ilgili biraz daha kendini kontrol edebilir düzeyde olmalarını tavsiye ediyoruz. Çok fevri olmadan hareket etsinler. Daha sakin diyoruz. Kovalara. Daha sakin. İkizler ne yapsınlar? İkizler de mesela ikizlerin de iletişim ve eğitim alanları çok güçlü. Yarım kalan eğitimleri varsa onları tamamlasınlar. Aşk ve ilişkilerden yana da şanslı bir döneme giriyor ikizler. Zaten ikizler genelde hep şöyle yorumluyorum. Bizim yüzümüz ne zaman gülecek? Bizim yüzümüz ne zaman gülecek? Hep bir haksızlığa, hep dedikodusal olaylara doğru karışabiliyorlar. Bu da onların fıtratları. Konuşmayı çok seviyorlar. İletişimleri çok güçlü. Yanlış anlaşılabiliyorlar. Kolay yanlış anlaşılabiliyorlar. Babam ikizler. Evet. Kolay yanlış anlaşılabilme durumları söz konusu oluyor. Sinir sistemini yönetir ikizler. Çok çabuk agresif olabilir, sinirlenebilirler. Sinirlerini çok dışa vurabilirler. Mesela bu dönemde biraz daha sakin. Kendi yapılarında mesela daha içselleşerek neler yapabilirler, nasıl kendini geliştirebilirler buna dikkat etsinler. Biraz arkadaşlıklardan soyutlanmalarını tavsiye ediyorum onlara. Eğitimlerine yönelsinler, eğitimlerini tamamlasınlar. Yurt dışı ile ilgili planları varsa bunları hayata geçirsinler. Yazarlık yönleri varsa bunu keşfetsinler. Bir blog açabilirler, sosyal alanda bir çalışma yapabilirler. İkizlerin gayet güzel bir yönü var. Bunu biraz artık yaratıcılıklarını kullanarak hareket ederlerse o enerjiyi daha dengeli kullanırlar. O da hata yaptırmaz onlara diyelim. Boğaları neler bekliyor? Boğaların ilişkiler konusu çok önemli. Neden? Çünkü karşıt burcu Akrep'te 7. evlerinde, evlilik evlerinde bir dolunay gerçekleşiyor. Yeni ay olacak. Bu yeni ayda da yepyeni bir ilişkiye başlayabilirler. Bir evlilik teklifi alabilirler. Ya da aynı zamanda hayatlarında evlilikleriyle, ilişkileriyle ilgili daha önemli bir karar da alabilirler. Yani bu ayrılık da olabilir. Bu hayatında nasıl, denge nasıl gidiyorsa buna bakmaları lazım. Nasıl öngörüyorlarsa olayı. Ya da çok uzun zaman bir flört durumları vardır. Partner birden evlilik teklifiyle gelebilir. Hiç beklemiyordur kişi. Tetikleyici etkiler var. Çünkü tutku ve kendi içlerindeki istekleri daha da artacak. Birebir ilişkilerini güçlendirecekleri ve harekete geçecekleri bir dönem. Dürtüsel bunu yaşayabilirler. Güvenmekten korkmasınlar diyoruz. Güven duyguları ile ilgili sıkıntı yaşamasınlar. Biraz buradan imtihan olabilirler. Ya yapsam mı? Hareket etsem mi? Artık o etsemler, yapsamlardan çıkıp harekete geçelim. Harekete geçmeleri gerekiyor. Çünkü boğalar korkuları üzerine çok yaşayan da burçlardır. Oğlak konuştuk mu? Konuştuk ilk başta Oğlak'tan çok kısa bahsedeyim. Oğlaklarda dediğim gibi Satürn Aralık ortasından sonra Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Kendi evine geliyor, memleketine geliyor. Doğasını daha iyi sergileyecek, kendini daha iyi ortaya koyacak. Hayatımızda, hepimizin hayatında çok önemli değişimler olacak. Konularımız değişecek. Bu kişilerin haritasına göre değişim gösterecek. Oğlaklar bence iyi para kazanacakları ve... Sen de kazanıyorsun, ben de kazanıyorum. Kariyerlerini zirveye taşıyabilecekleri bir döneme giriyorlar. Yani muazzam bir dönem bence. Değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ve yengeç kaldı, aslan kaldı. İkizleri söyledik. Yengeç, konuştuk. Tamam. Yengeç kaldı. Yengeçler de oğlan karşıt burcudur yengeç. Yengeçler biraz daha şu an ailevi konularla uğraşıyor olabilirler. Ailesel konular. Yani ailelerin ilişkileri, anne baba ilişkileri. Belki bir babasıyla biraz parasal konularda resleşiyor olabilir. Anneyle belki böyledir. Kendini biraz ispat etme, yer edinme duygusu içerisinde oluyor olabilir. Biraz iş ortamına, iş arkadaşlarına daha dikkat etmesini tavsiye ederim. İş ortamını değiştirmek istiyor olabilir. İşinde bir gelişim yaşamak istiyor olabilir. Bence yengeçler kariyerlerinde güzel bir değişim yaşayacaklar. İş arıyorlarsa harekete geçsinler. İyi bir döneme giriyorlar. Ve hatta önümüzdeki pazartesinden sonra bence tavsiye ederim. Hareket eylemlerini gerçekleştirsinler. Yengeçler böyle çok karınlarından konuşurken böyle bir şey söylüyordur. Sıkıntısı vardır falan diye bir ses gelir. Çünkü çok açık konuşmaktan hoşlanmazlar. Artık açık olmayı öğrensinler. Yengeç nasıl yürür? İki gidiyorsa üç geri gelir. Öyle iki gidip de üç geri gelmesinler. Gidiyorlarsa istedikleri hedeflerine ve yollarına
cesur bir şekilde hareket etsinler. Onlar da bunu öğrenecekler diyoruz. Çok tatlısın. Çok teşekkür ediyorum ben hayatım. Teşekkür ederim. Astrolog Aygül Aydın bizlerle beraberdi. Uçları konuştuk. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Canım. Herkes için güzellikler gelsin. Ne demek, çok sağ ol. Seren Fosforoğlu. Seni tanımak çok güzeldi. Benim için de seni tanımak çok güzeldi. Zaten daha önce takip ediyordum. Böyle iştahımı açıyordun hep o anlatışlarımla. Hamileler çok kızıyorlardı. Sen de kızar mıydın onlara? Ya çok keyifle seyrediyordum ben seni. Yine öyle seyretmeye devam edeceğim. Çok eksik teşekkür olma. Ederim. Ben de seni takip edeceğim. Çok anne teşekkür çocuk ederim. Programı özellikle hamile kaldıktan sonra değil mi? Evet, i̇nşallah. Çok tatlısın. Çok güzel konuklarım var. İki tanesini uğurluyorum. Şimdi eğitim uzmanım gelecek. Nuray Hanımcığım gelecek. Onunla da yeni sistemi konuşacağız. Anneler kulak kesilin isterim. Güzel lezzetlerimiz var. Sepetimiz var. Daha ne olsun? Kısacık bir ara, ardından buradayız.